türün vücutta örtülmesi gereken yerleri örtmesidir. Binaenaleyh avret mahalli dediğimiz gösterilmesi, yabancılara teşhir edilmesi yasak olan yerlerin örtülmesi gerekir. Kadınlarda da erkeklerde de avret dediğimiz başkalarına gösterilmesi yasak olan yerlerin örtülmesi Allah'ın emridir. Öncelikle bunun yerine getirilmesi lazım. Binaenaleyh örtünme bedenin, tenin, çıplak vücudun bir bezle kapatılmasıdır. Bunun bir takım olmazsa olmaz şartları vardır. Birincisi, tesettürün kişiyi koruyucu ve teşhir etmeyici vasıfta olması gerekir. Yani bir örtünme türüyle örtünüyorsunuz ki bağırıyor sokakta. Herkes dönüp dönüp size bakıyor. Bu tesettürün ruhuna aykırı bir şeydir. Tesettür saklanmak demektir, gizlenmek demektir, örtünmek demektir, hedef küçültmektir. Yani görünür olmamaktır. Tesettürün manası, ruhu budur. Ama eğer siz bir tür örtünme ile daha kendinizi görünür hale getiriyorsanız, daha ilgi çekici hale getiriyorsanız, daha gözleri üzerinize doğru odaklandırıyorsanız, bu tesettürün ruhuna aykırı bir şeydir. Burada tabi ruhi bir takım hastalıklar da söz konusu olmaktadır. Kendini beğenme, kendini gösterme, insanların dikkatini çekme, halbuki Müslümana yakışan mahviyet içerisinde olmasıdır, tevazu sahibi olmasıdır. Kendisini Allah'a beğendirme maksadını gütmesidir. Bunun haricinde vücudu belli etmeyen, vücudun ana hatlarını belli etmeyen bollukta bir elbise olması, ten rengini göstermemesi ve bölgenin örfüne, geleneğine, adetlerine uygun giyinilmesi esastır. Mesela bazı İslam ülkelerinde erkekler bizim kadınlarımızın giydiği eteğe benzer bir şey giyerler. Veya işte birçok Arap ülkesinde bizim kadınların giydiği elbiseye benzeyen entariler giyerler. Bunlar oralarda normal olan bir şeydir. Ama böyle giyinilmeyen yerde bunları giymek suretiyle kendini belli etmek, ortaya dökmek de doğru bir davranış değildir. Binaenaleyh özellikle tesettüre dikkat ettiğini düşünen kimselerin tesettürün ruhuna uygun olarak giyinmeleri gerekir. Maksat sadece kuru bir örtüyü bedenimize çekmek değildir. O örtüyle beraber bir mahviyetin, bir tevazuun, bir gösterişten, riyadan, desinlerden kaçınma duygusunun da bizde hakim olmasıdır. Asıl olan görünür olmak değil, görünmez olmaktır. İnsan kendini Allah'a karşı görünür kılmaya çalışmalıdır. Yoksa insanlar beni görsünler, beni dikkate alsınlar, ben geçtiğimde herkes dönsün bana baksın, benim kokum kime gittiyse wow desin dönsün, o kokunun peşini sürsün. Efendim ne güzel giyinmiş, ne şık olmuş, ne kadar güzel yakışmış türünden iltifatlara beni boğsunlar. Bunlar tesettürün ruhuyla alakalı olmayan şeylerdir. İnsan kendine yakışan şeyi giymeli, sade giyinmeye çalışmalı, giyinişi bir gösteriş vasıtası haline getirmemeli. Bu çok önemli bir mesele. Yani giyinmek demek insanın ruh halini, psikolojisini ortaya koyması demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önceki ümmetlerden, İsrail oğullarından bir delikanlının böyle giyinip aynaya bakarak var mı benden daha yakışıklısı türünden bir duyguyla giyindiğini, Allah'ın onu yerin dibine batırdığını ve hala batmakta olduğunu hadislerde bize bildiriyor. Dolayısıyla insan giyinmeyi bir örtünme olarak, bir gizlenme olarak, teşhir edilmemesi gereken yerleri saklama olarak değerlendirmeli. Yoksa örtünmeyi bir gösteriş, bir ben varım, bana bakın, niye bakmıyorsunuz türünden
bir ifade haline getirmemeli. Bu nokta çok önemli. Binaenaleyh örtünen insan aynaya bakmalı. Aynaya ben daha güzel nasıl görünüyorum diye bakmamalı. Ben daha güzel nasıl görünmem diye bakmalı. Bu şekilde olduktan sonra detaylar çok da önemli değil. Normal sıradan oradaki mütedeyyin insanlar, dindar insanlar, yoksa yeryüzünün çoğunluğuna tabi olacak olursan onların sapıklar olduğunu görürsün diyor. Binaenaleyh herkes böyle giyiniyor, herkes değil. Toplumda dini anlamda önder olacak olan hanımefendiler, beyefendiler nasıl giyiniyorsa bir Müslüman gencin ona göre giyinmeyi, kuşanmayı rol model olarak onları benimseyerek kendine bir çizgi, bir tarz edinmeli. Yoksa işte bütün gençler böyle giyiniyor, bütün gençler öyle giyinebilir. Cennetlik gençler nasıl giyiniyorlar? Bütün kadınlar böyle giyiniyor olabilir. Cennete talip olan kadınlar nasıl giyiniyor? Bütün mesele bu. Cenab-ı Allah kendi rızası için hareket edebilmeyi cemi cümlemize nasip eylesin.